Neden hep ikiniz buradasınız? Niye ben her geldiğimde ikinizi görüyorum? Çünkü diğer arkadaşlar gitmeyi tercih ediyor. Burası bizim ortak kullanım alanımız. Aslında dördümüzün burada toplanması gerekiyor. Biz toplanması gereken yere geliyoruz Taylancığım. Arkadaşlar buradan gitmeyi tercih ediyorlar. Bu soruyu ona sor hayatım. Tamam mı? Sürekli dışarıdalar, hiç buraya gelmiyor. Biz de hava almak istesek çıkarız ama zaten yemeğe gidiyoruz ve dışarıya çıkıyoruz, hava alıyor. Sürekli 204 bölüm oldu. Ben bayağı bir gruplaşmayı ilk defa görüyorum böyle. Vallahi. Evet. İki güçlü rakip var burada. Cansu da güçlü bir rakip. Rümeysa da açıldı maşallah. Cansu'nun destekçilerini arkasına aldığı için. Bir dakika. Evet. İki güçlü rakip. Şöyle dedim. İki güçlü rakip var burada. Tamam. Cansu da güçlü, yine söylüyorum, Cansu da güçlü bir rakip. Dördüncü olarak da Rümeysa da artık açıldı çünkü Cansu'yu yanına aldı. Dört güçlü rakip olunca gruplaşmalar olabilir. Dün bunlar barış ilan normal ediyordunuz, bugün dedin artık ben ne muhatap olmadı gibi bir şey söyledin. Barış sen ilan sayı etmiyorduk. Şöyle söyleyeyim, ben Cansu'ya yeterince tolerans gösterdim. Dün 8. gündü, kendisine söyledim. Bu gerginliği dışarıya taşıma. Dışarıya taşımadan kastım, tabii ki de orada gerginleşiyoruz. Yapmacık olmanın bir alemi yok. Burada da canım gülüm balım gülüm olmayacağız. Ama benimle sohbet etten de kastım, hani merhaba nasılsın diyorum ya, bu bir nezaket kuralıdır diye. Bunu yap Cansu dedim. Cansu ben de bugün konuşmamayı tercih etti. Zaten kaç kere beni sevmediğini söyledi. Artık bu saatten sonra benim onunla iyi olmam yani doğru değil. Doğru değil, benim doğrum değil. Yani benim doğrum değil. Bundan sonra dedin Rümeysa... Dedin ki 9. gün ben de artık sizin gibi oynayacağım dedim. Ben de sizin gibi oynayacağım değil. Ben de sizin benimle oynadığınız gibi sizinle oynayacağım dedim. Yoksa Elif'le ya da bundan sonraki eğer kalırsam yarışmacılarla ya da benimle oynamayanla oynayacak biri değilim. Cansu oyununu kuralına göre oynuyor. Ama ben de sessiz sakin biri değilim. Yani hanımefendilerimi burada bozmamaya çalışıyorum. Çok üzerime geliyorlar. Çok algıda yanlışlıklar yapıyorlar. Algıyı başka yere çekmeye çalışıyorlar. İşte boş konuşuyorsun. İşte çok konuşuyorsun. İşte çok yükseliyorsun. Gerginsin. Lütfen. Ben öyle bir insan değilim. Normal yaşantımda da böyle dışarıyı da katıyorlar. İşte senin arkadaşların, dışarıki hayatın. Evet, bir video geldi. Videoyu sen çekiyordun galiba, değil mi? Evet, videoyu ben çekiyorum. Ona da bir laf geldi. Elif seni orada bir savundu. Ya ama öyle kötü bir şey yok. Kız güzel bir anını bizimle paylaşmak istemiş yani. Kendi çekti diye bir laf edildi ama. Ben zaten sürekli kendim video zaten çeken biriyim. Şimdi onlar beni tanımıyor. Elif beni tanımıyor. Yani tanımıyor. Beni bilen takipçilerim var. Ben mağaza sahibiyim. Ben zaten bütün gün ürünlerimi tanıtarak telefonumla bunu çeken biriyim. Yani bu benim ilk yaptığım bir şey değil. Ama onlar beni tanımadıkları için önyargılı davrandılar. Ben bunu yapan biriyim. Eğlenceli biriyim. Eğlenceli olduğumu da onlara söyledim. Hatta kayınvalideler bizden daha çok eğleniyor kızlar. Biz de bu kadar yükselmeyelim, gerilmeyelim, eğlenelim dedim. Ama bunu da yanlış algıladılar. Onların algısı, bir şey demiyorum. Evet. Videoya bir tepkin oldu Cansu, kendini niye çektin diye. Yo, ilk Rümeysa söyledi, ben söyledim. Tamam. Neye tepkin oldu? İlk Rümeysa söyledi, doğru söylüyorsun Cansu. Neye tepkin oldu onu? Video kendi video çekmiş sen ya videoyu. Sen ne bileyim, bu zamana kadar izlediğim kadarıyla söyleyeyim. Genellikle birilerinden destek videosu geliyor, kişi olmuyor orada. Ona dolayı şaşırdım söyledim, bir şey söylemedim. Giderek gruplaşıyorsunuz. Yok, biz gruplaştık zaten. Biz grubuz, kabul ediyoruz. Şöyle bir grup diyelim o zaman. Biz böyle bir grubuz zaten, kabul ediyoruz. Biz grup değiliz, biz arkada kalanlarız. Öyle söyleyeyim. Evet. Hiç belli olmuyor gerçekten. Sadece fikir ortaklığımız var. Evet. Ortak fikirlerimiz var. İşte bu da zaten gruplaşmamız. Bunları söyledim ama benim Cansu'ya da ortak yani fikirlerim var. Mesela biraz önce dedi ya Cansu, bunu ben ilk söylemedim. Evet Cansu, bunu ilk sen söylemedin dedi. Rümeysa da ortak fikir değil ki. Doğru olan şeyi söylüyoruz yani, bu bir fikir değildir, ortada olan doğru ama bir şeydir bu. Bu benim fikrim yani, ben burada sana inkar değil olan olan. Bunu ben zaten hiç söylemedim. İnkar ediyorum ya bazı şeyleri. Evet, genelde inkar ediyorsun. İnkar ediyorum hani dedi. Mesela hayır öyle söylüyorsunuz ya. Genelde birkaç gün geçince inkar ediyorsun. Daha hemen üstüne olduğu için onu inkar edemedin. Tamam bakalım 3-5 gün sonra inkar edecek miyim bunu Cansu? Yo, zaten kabul ettin ya şimdi. Kabul etmedim. Siz öyle söylüyorsunuz diye öyle söyledim. Kabul ettim demeyin. Peki Yağmur'a niye bunu bu kadar? Bunu siz söylüyorsunuz. Yapmacık. Sinir oldun diye. Yapmacık, sevimsiz. Arkadaşlar kişiselleştirmeyin. Sevimsiz. Yok, çok kişisel benimki. Çok sevimsiz. Yapmacık. Çok falan. Sevimsiz yani. Sevmiyorum. Ben seni çok seviyorum artık. Ya.
Arada ben varım yalnızca. Valla arada ben varım. Yok sen de tarafın belli de Elif işte şey çok açık olamıyor. Yok şey merak ettim. Elif sen çok açık olamıyor. Yağmur hakkında. Ne hissediyorsun mesela merak ettim soruyorum. Ne hissediyorum ben yapmacık bulmuyorum yani. Peki şöyle sorayım Cansu eğer sana değişti demeseydi sen Yağmur hakkında yine aynı mı düşünecektin? Aynı düşünecektim ben düşüncemi değiş. Ben burada bu kötü ve bu kötü ve şu kötü demiyorum ki. Ya çok tatlı beyot demiyorum beyot. Beyot. Evet konuşamıyorum. Beyaz. Hayır sevimli geliyor. Sen nasıl düşünüyorsun Rümeysa'cığım? Kız ben söyledim bangır bangır yazdım. Ben ne diyeyim? Söyledim ya düşünüyorum daha ne söyleyeyim? Sonra değiştirmiştim. Ne yapalım? Ne, yazıp alnımıza mı koyalım? Sadece eğer bunun arkasına duracaksa dedim. Bir şeyler daha yoluna girebilir dedim. Aynı bu cümleyi sen çektin zaten. Seni kayınvaliden getirdi, tencere kapak getirdi. Ya güzel bir hediyeydi. Eğlenceli yine bizi de eğlendirdi yani. Bence güzel bir hediyeydi. Güzel miydi sizce? Güzeldi tabii ki de. Vallahi güzel değildi ama şey de uyuz bir şey de değildi. Olan bir şeyi getirmiş. Ben ne eğlenebildim ne de sinirlenebildim. Doğru bir şey yapmış. Tencere kapak. Bozulmadın mı? Niye bozulayım? Olan bir şeyi yapmış yani tencere kapak. Ziyafet ablayı görünce gene bir gerildin sen. Ne getirdi? Ne yaptı? Nasıl oyalayacak diye ama başka bir sebebi varmış. Yine uğraşmak için gelmiş. Ben de karşılık vermeyince tabii orada patlayıverdi. Aldık kabul ettim. Neden kabul ettin? Uzamadı ben. Tencere ya. Kapak oldu ki iyi anlaştık dediniz. Evet. Kötü algılamadın yani. Niye kötü algılayayım? Olan bir şey. İnkar ettiğim bir şey değil ki bu benim. Zaten başından beri söyleniyor yani. Uyuştu kafalar. Senin haberin var mı böyle konulardan Elif? Yok hiç haberim yoktu. Tencere kapaktan mı? Sana söyleseydi peki sen ne derdin? Kim bana söylüyor? Kayınvalide mi evet, bana? Evet. Getirme der miydin? Getirme yani düşünüp hediye alıyorsa ben niye karışayım? Ya bozulabileceklerini düşünürdüm belki. Yok Cansu bozulmazdı. Niye bozulsun ki? Kötü bir şey değil yani. Yok şöyle olsaydı. Ziyafet teyze değil de atıyorum benim kayınvalidem. Aldı tencere kapağı getirdi. Birini Elif'e birini Yağmur'a verdi. Nasıl kötü hediye, nasıl art niyetli, içinde mana, kinaye her şey olurdu. Eğlenmezlerdi. Bize geldiği için eğlendiler. Çünkü biz öyle tencere şey kapak değiliz işte. Canım benim. Artık mana, kinaye aramıyorum. O ilk zamanlardı. 9 gün oldu bugün. Artık onları tanıdım. Zaten kinayelerini, manalarını açık açık söylüyorlar. Ben de çok eğlenceliyim. Yani niye böyle düşünüyorlar ki? Ben de burada sinirlenmiyorum yani. Gayet mutluyum, huzurluyum, yarışıyorum. Hakkımı savunuyorum. Başka da bir şey yapmıyorum yani. Cansu niye bunları söylüyorsun sürekli? Ben gidiyorum çocuğumun yanına. Elif evet, hiçbir enlerde yoktun. Evet acaba ben niye yoktum? Çok merak ettim. Soracağım onu. Sana ne çıkmıştır Rümeysa? En sinirli. Yok sinirli değil de neydi? En güzel değil miydi? Yok yok. En sinirliydi. Sinirli değildi kız şey. Kindar. En kindar. Kindar mısın? Kabul ediyor musun? Ya şöyle bir durum var. Eğer geçmişte sevdiğim bir insansa daha şey toleranslı olabiliyorum. Ama ilk de tanıdığım ve ilk de sempati duymadığım bir insansa kindar oluyorum herhalde bilmiyorum. Yağmur'a soralım bunu. Yağmur sana 3 tane vardı değil mi? Bana ne dediler? En hanım hanımcık dediler. Hanımefendiyim zaten bunu da söylüyorum. Katılıyor musunuz buna? Soruyoruz. Katılıyorum. Ben katılmıyorum. Ben de hanım hanımcığım ya. Niye bana ben de katılmıyorum. Ben de hanımefendiyim. Başka hanım hanımcık vardı? Dediler. Katılıyorum. İki kişi oy vermiş. Biri kayınvalidem. Acaba kim vermiş? Hanım hanımcık duruşundaki sebep ses tınısından kaynaklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Ses tınısı hakikaten çok etkili. Bak samimi söylüyorum. Böyle ses tınısı daha böyle şey. Nasıl diyeyim? Tamam Rümeysa tamam. Hayır böyle şeydir yani. Bir tını vardır, bir tını vardır. Rümeysa mı? Tamam, diğer şey en sonralı. Diğeri neydi kızlar? Hatırlamıyorum, okudum ama. En güzel değil, en güzel Cansu değil miydi? Yok, en güzel. Güzel bakan güzel görür arkadaşlar. Güzellik de görecelidir. Ben burada en güzeli falan da değilim. Kimine göre güzelim, kimine göre çirkinim. Ben kendime göre neysem oyum. Onlar da güzel bakmış, güzel görmüş. Güzel gördükleri için de güzel kalplerinden iki kere öperim. Evet Rümeysa katılıyor musun? Çok en güzeli. Kendini bekler miydin? Ne? Kendini bekler miydin? Kendimi bekler miydin? Ben Rümeysa'nın miydim? Daha güzel olacağını ben söyleyeyim. Rümeysa'yı bana sorsalardı ben Rümeysa'yı seçerdim. Hem yaşından dolayı hem tipinden dolayı daha önce de söylemiştim zaten. Beğeniyorum kendimi. Gerçekten Türkan peki sen kendini bekliyor muydun en güzel okulunda? Ya şöyle ben şöyle düzelteyim. Bu konuda iddialıyım en güzeli ben değilim.
hani o şekilde bir cümle değil ama hani söylediklerinden dolayı hani beni seçerler algısına girdim. Hani çünkü o tarz işte sürekli güzelsin muhabbete dönüyor. Ben işte ben böyle düşünüyorum değil, altını çiziyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Sadece onların kurduğu cümleden dolayı hani bu seçilebilirim kafasına girdim yani. Elif peki hiç beğende yoktu? Evet ben neden niye yoktum bilmiyorum. Ben gelince soracağım hepsine niye hiçbirinde beni yazmamışlar. Belki de birer birer ama şeyi o... merak ediyorum. Sen kayınvalidelerin arasında hangi senin güzel deyince sevgililerinde problem çıktı ya. Evet. O acaba kayınvaliden ne cevap verdi? Yok. Ha, oradan yürü. Peki kin tutar mı öyle kayınvaliden? Yok kin tutmaz. Ama ben kim benim kayınvalidesi anlamadık. Ama benim sormam lazım diye ben hiç yokum ya. Evet merak etti Elif. Merak ettim diye kritiklerde ben yokum. Kritiklerde sen bunu sor Elifciğim. Ben olsam soracağım. Ben de sorarım.